Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, katılımınız için öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Tabii herkesin kendi bir profesyonelitesi var. Benim de üniversite geçmişine bakarsak elektrik elektronik mühendisliğim var. Çeşitli sahalarda ben de çalıştım. Özellikle yurt dışında da çalıştım, yurt dışında da bulundum. Dolayısıyla belirli tecrübelere sahibiz. Belirli tecrübeler bizi bir şirketle çalışırken o şirketin önemli olduğunu, o şirketinin vizyonunun önemli olduğunu, o şirketin sürekliliğinin önemli olduğunu ve o şirketin bir ülkede bulunurken nasıl burada bulunduğunun önemini bize öğretti o tecrübeler. Dolayısıyla ben de Atomy şirketiyle alakalı Türkiye'ye geldiğinde nasıl geldi, dünyada nasıl bir yol izledi, bununla alakalı kendimce, çünkü o zamanlar daha şirketin kendisi burada olmasına rağmen biz oradaki arkadaşlarımızı tanımadığımız için direkt bilgi alamamıştık. Ancak internet biliyorsunuz bir derya. Tabii ki onu süzgeçten geçirmek lazım orada elde edilen bilgileri. Dolayısıyla şirketin büyüklüğünü, önümüzdeki 10 senede planlarını, neler yaptığını, kurulduktan sonra ne zaman kurulduğunu, kurulduktan sonra neler yaptığını araştırdığımızda ben şunu gördüm. Şirket hakikaten çok büyük bir şirket. Aynı zamanda bir farklı durumu daha var. Bu şirket faydalı olmak isteyen bir şirket, birlikte çalıştıklarına. Faydalı olmak istediğinde yüreğinin genişliğiyle ispatlamış bir şirket. Şimdi sizlere bunu kısaca anlatmak istiyorum. Bir kısım bilgiler yepyeni olabilir. Bunları toplantılarımızda, özellikle salı günleri daha geniş bir toplantı oluyor. Şirketi kısaca anlatacağım ben size burada. Salı günleri daha geniş bir toplantı oluyor. Onu da bekliyoruz. Sizi buraya davet eden arkadaşlardan o linkleri de elde edersiniz ve birlikte olmayı isteriz. Evet, yine hoş geldiniz diyorum. Hakikaten Atomy büyük bir proje olduğunu ben inanıyorum. Sizlerin de inanması için burada elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Atomy şirketinin bir kurucusu var. Bu kurucusunun ismi Atomy, şöylece bahsedelim ilk defa dinleyenler ve duyacaklar için. Güney Koreli bir şirket. Güney Kore'nin istatistikleri bilenler var ise, Güney Kore son 50 ve 70 sene içerisinde tüm dünyada ciddi başarılar elde etmeye doğru koşturmuş, tüm devletler olarak devletler arenasında koşturmuş, hakikaten halkı da çok çalışkan olan bir millet. Güney Kore ile Türkiye arasında özel bir bağ da var biliyorsunuz, tarihten gelen. Dolayısıyla bize bakış açıları da çok farklı. Bunu bizzat başkanın ağzından da ilk açılışta da duyduk. Kendisinin ismi Han-gill Park. Başkan üniversite mezunu, ondan sonra doktorasını yapmış ve son zamanlarda da yüksek ihtisasında bitirmiş olan bir kişi. Dinleyip baktığınızda, gördüğünüzde çok ciddi ve güzel eğitimleri de var. Bunları lütfen tavsiye ediyorum. İnternetten bulabilirsiniz de. Sizi buraya davet eden arkadaşlarımız o eğitimleri gönderebilirler de. Size Atomy'nin tarihinde kendisi de anlatabilir ve orada Atomy ile ilgili değişik bilgiler verebilir. Ben şimdi sizlere hap gibi kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Kendisinin ismi Han-gill Park olmasına rağmen arkadaşları ona bir takma ad koymuşlar. Hayalci ismini vermişler. Çünkü şirketin ilk başladığı günlerde 17 kişilik bir toplantıyla başlıyor. O toplantının yapıldığı yerden tutun, şirketin durumuna kadar her şey aslında bir hayalle başlaması gerekiyor. Çünkü hemen hemen her şey su üstünde. Yani bir anda kaybolabilecek bir şey. Ancak Başkan Han-gill Park'ın o hayalciliği ve bu şirkete inanması, birlikte koşturacağı arkadaşlara inanması ona çok büyük bir vizyon ortaya koydurmuş. Bunu 10 sene içerisinde gerçekleştirmiş ve bundan sonra da 100 senelik hayalleri şu anda hazır. Kilometre taşlarına bakıyoruz. 2009'da Atomy kuruluyor. Çok da güzel bir zamanda kuruluyor. Kendisinin değişik sıkıntılarından sonra kuruluyor. 2010'da hızlı bir şekilde, bakın bir sene içerisinde Amerika'ya hemen açılıyor. Sonrasında, yani bir sene sonrasında da Kanada, Japonya. 2012'de ihracatla ilgili bir ödül alıyor. 20 milyon dolar ihracat ödülü alıyor. Bu belki şu an için bizlere küçük gibi gelebilir ama bu sektörde de çok büyük bir rakam aslında. 2013'te genel merkezini kendisi yapıyor. 2009'da sadece küçücük bir odada kurulmuş olan bir şirket 2013'te çok büyük bir genel merkez kurarak oraya geçiyor, taşınıyor. Ve Koreli üye sayısı da 1.4 milyon oluyor. 2014'te Tayvan çok önemli ürünlerinden bir tanesi Hemohim. Bunun satışı 100 milyon dolar aşıyor. 2015'te Singapur, 2016'da Malezya, Filipinler ve Kamboçya. Bakın her sene büyüyen bir şirket bizi karşılıyor, burada görüyoruz. 2017'de Tayland, Meksika. 2018'de çok büyük bir bölge olan Rusya, Endonezya ve Avustralya açılıyor. Global satışlar çok büyük olmaya başlıyor ve 1 milyar dolar aşıyor. 2019'da global satışlar 1.3 milyar, tekrardan o sene 1.3 milyar dolarlık bir büyüme gerçekleştiriliyor. Sektörde ilk defa bu çok önemli. Lütfen bunu daha sonra araştırmanızı rica ediyorum. Müşteri merkezli yönetim belgesi alan şirket oluyor. Müşteri yönetim belgesini şöyle açıklayabiliriz. Müşteri mi yoksa şirket mi dendiğinde kesinlikle müşteri tarafından karar verilen bir şirket. Bunu bütün kararlarında da görüyoruz. 2020 yılında yine dünyanın en büyük bölgelerinden bir tanesi olan ve girilmesi çok zor olan, çünkü belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor şirketin ve 4 senelik bir hazırlıktan sonra 2020 yılında Çin açılıyor. Hong Kong, Çin'in bölgesi biliyorsunuz. Sonra Hindistan ve Kamboçya açılıyor. Bunlar da çok büyük bölgeler, nüfusça çok kalabalık bölgeler ve buralarda da açılan şirket 2021'de Yeni Zelanda, sonra 2021'in Haziran ayında Türkiye'ye geldi. Bizden sonra İngiltere ve Avrupa Birliği'ni açtı ve ondan sonra Kazakistan, Kırgızistan ve sonra en son 2022'de Brezilya'yı da açarak büyümesine devam ediyor. Önümüzdeki planları da 5 sene içerisinde 20 değişik ülkede daha olmak. Böylece şu anda 23 değişik bölgede ve 55 ülkede bulunan büyük bir şirketle karşı karşıyayız. 3 tane yöneticimiz var. Başkanın yanında Mr. Kim CEO olarak ve Mr. Choi de CEO olarak çalışıyor. Arkadaşlar şirketimize bakıyoruz. Şirketimiz kendisini ben bir orta noktayım şeklinde isimlendiriyor. Ne demek bu? Merkezde yer alıyorum. Bütün her şeyi ben yönetiyorum ve bütün kanunları ben koyuyorum demek. Bu hem dağıtımla alakalı hem de üretimle alakalı. Atomy hiçbir şekilde ürün üretmez. Çünkü online ürün dağıtım platformu olarak çalışır. Platform işi, aşağıda da yazdığı gibi platform business, dünyada şu anda çok büyük olarak adlandırılan bir iş. Buna örnek vermek gerekirse Amazon, Alibaba gibi siteleri de örnek verebiliriz. Yani platform işi, e-ticaret işi, fakat dünyanın her tarafında, dünyanın her tarafına ürün gönderebilen bir şirket. Atomy de aynı şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla çok büyük bir şirketle birlikteyiz. Dünya bundan sonra platformlar arası işle dönecek. Buraya doğru gidiyor. Onun için de bu platformlardan birinde olmak, biriyle birlikte çalışmak, onu iyi bilebilmek bizim açımızdan da önem arz ediyor. Demiştik ki 23 değişik bölgede, 55 tane ülkede var. 2022 yılı içerisinde Avrupa Birliği'nde çok farklı ülkelerde de olmak üzere ilk defa Almanya'da özel olarak kendisi açacak. Burada anlatmamız gereken şey şu: Atomy büyük şirket olduğunu her ülkede kendisine ait bir şirket kurmakla gösteriyor. Bu da harika bir şey. Atomy'nin arkasına bakıyoruz. Atomy ürün üretmez demiştik ama ürünlerin de üretilebilmesi, prestijli ürünlerin de üretilebilmesi için de çok iyi bir şirketle çalışıyor. Bu yaklaşık 100 yıllık bir tecrübeyi olmuş olan, üzerinde 100 yıllık tecrübeyi barındırmış olan Kore Kolmar şirketi, aynı zamanda bir başka devlet şirketiyle, Kore Atom Enerjisi Kurumu ile bir araya gelerek yeni bir şirket kuruyorlar. Çünkü geleceğin sağlık ve güzellikte olduğunu görüyorlar. Kore Kolmar BNH'yi kurmuş oluyorlar. Atomy'nin de özel bir anlaşması var Kore Kolmar BNH ile. Onun geliştirmiş olduğu her türlü ürünü satan bir şirket olarak Atomy ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o ürünler Kore Kolmar tarafından hem üretiliyor, hem sıfırdan, hem de herhangi bir şekilde o ürünü üretmek üzere Atomy'nin ısmarlamış olduğu bir projeyle de üretiliyor. Sonrasında tüm dünyada dağıtım vazifesi Atomy tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece çok güçlü bir ortaklık ortaya çıkmış durumda. Atomy'nin ürün stratejisine baktığımızda değişik stratejileri var. Bunlardan bir tanesi ürün stratejisi, mutlak kalite ve mutlak fiyat. Bu ne demek? Kısaca şöyle açıklayabiliriz. Kalite olarak en iyi kalite en uygun fiyata olarak sunulmaya çalışılıyor. Zaten bütün tüketicilerin de aradığı bir stratejidir bu. Mutlak kalite ve mutlak fiyat. Dolayısıyla bir ürün Atomy içerisinde varsa, ürün gamı içerisinde varsa mutlaka bu strateji uygulanmış demektir. Lütfen bunu uygun ürünlerle karşılaştırarak test edip bakmak gerekiyor. Bir başka stratejisi globalde dağıtım stratejisi. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Dünyanın neresinde iyi bir ürün, insanlık açısından faydalı bir ürün varsa bunu bir ürüne çevirerek, birlikte çalışmış olduğu şirketlerle ürüne çevirerek tüm dünyada ortaya koyan, satan bir şirketle birlikte oluyoruz. Bu da GSGS stratejisiyle açıklanıyor. Çeşitli rakamlarla Atomy'yi değerlendirmek gerekirse globalde 16 milyondan fazla üyesi var ve bunun 3,5 milyonu Güney Kore'de. Büyüme endeksi bize şirketin büyüklüğünü de gösteriyor. 2020 yılında 1,73 milyar dolarlık olan satışları 2020'de 1,83 milyar dolara çıkmış durumda. Buradaki grafiğe baktığınızda kuruluşundan itibaren her sene büyüme gösteren, dünyadaki çeşitli çalkantılara rağmen büyüme gösteren bir şirket, böylece güçlü olduğunu gösteriyor. Bir de dünyada prestijli bir dergi var. Bu sektörde yer alan, yani Atomy'nin bulunduğu sektörde, M&M sektöründe yer alan bir dergi var. Bu dergi her sene her sene 100 listesini yayınlar. Bu 100 listesi şu anda 2021'in 100 listesi netleşmek üzere. Bu listede de 2021 yılında 10. sıraya yükselmiş. 2019'da 20. 2020'de 11. 2021'de 10. sıraya yükselmiş bir şirket ve pandemiye rağmen büyümesini devam ettirmiş bir şirket. Bu şirketin bir başarı sistemi var. Bu başarı sistemi bizler için. Bütün iş, eğitim ve motivasyon toplantılarını Atomy kendisi düzenliyor. Hem de zamandan ve mekandan bağımsız olarak düzenliyor. Biz bunlara çok rahat işte YouTube kanallarıyla, Facebook kanallarıyla ya da Zoom toplantıları ne yapabiliriz? Katılabiliriz. Vazgeçemediğimiz kültür bazlı prensipleri var. Harika prensipler, bunların içi aslında çok dolu prensipler. Diyor ki şirketimiz, ruha değer ver, bir vizyon oluştur, inançlı ol ve alçak gönüllü ol. Bunları gerçekleştirirken bize vermiş olduğu eğitimlerin nasıl olabileceğini gösteriyor ve birlikte çalıştığımız, bizden önce bu işi tanıyan arkadaşlarımızın da hepsi bu prensiplere uyduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Atomy prensip odaklı kültürüyle sağlıklı doğrudan satışı öncülük eden bir şirket. Böylece kısaca Atomy'yi size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Atomy çok büyük bir şirket. Bu büyüklüğünü Türkiye'ye geldikten sonra da gösterdi. Bizden sonra Avrupa'ya gitti, orada da gösterdi. Ve en son bayram öncesi bu büyüklüğünü ve yürekli olduğunu, bayram öncesi primleri hak eden arkadaşlara bayramdan önce yatırmak suretiyle de bunu göstermiş olan bir şirket. Her zaman bizleri düşünüyor. Her zaman çok iyi ürünlerin bizlere ulaşmasını ve her zaman insanlığın bu işten güzel finansal güçler elde etmesini de sağlayan bir şirket. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Bana söz verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Güzel bir özetleme oldu.